Kurultay sonrası liste krizinin patlak verdiği İyi Parti'de başkanlık divanı belli oldu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, milletvekillerinin yarısının karşı olduğu Koray Aydın'ı teşkilat başkanlığında tuttu. Görünen o ki partide iç karışıklık bir süre daha devam edecek gibi. A Haber Editörü Hakan Bacaksız bizi Ankara'daki stüdyomuzda bekliyor. Ayrıntıları Hakan'dan alalım. Günaydın Hakan, neler aktaracaksın? Günaydın. İYİ Parti'de genel idare kurulu toplantısı liste krizinin gölgesinde gerçekleşti Sinan Tatlı. Kurutay'da seçim listesi hazırladığı gerekçesiyle 20'ye yakın milletvekilinin istifasını istediği Koray Aydın, Teşkilat Başkanı Koray Aydın yine koltuğunu korudu ve yeni başkanlık divanında görev aldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener istifa çağrılarını görmezden geldi. Tepkileri bir nevi dinlemedi ve Kore Aydın'a e yeni başkanlık divanlığına da yer verdi. Yine yeni başkanlık divanlığında yer bulan isimlerden biri de yine milletvekilinin istifasını istediği eski MHP kökenli Samsun milletvekili Erhan Usta oldu. Erhan Usta ekonomi politikaları başkanlığına getirildi ve bir diğer isim İyi Parti Genel Merkezi'ndeki teşkilat üyelerine saldırıda baş aktör olmakla suçlanan Genel Başkan Meral Akşener'in kuzeni Ümit Bayır da yine yeni başkanlık divanında kendine yer bulan isimler arasında yer aldı. Mali İşler Başkanı olarak yeni görevine devam edecek Ümit Bayır. Kore hazırladığı öne sürülen seçim yiyecekler listesine yer alan İzmir milletvekili Artun Çurey'den boşanan Milli Güvenlik Politikaları Başkanlığı koltuğuna da yine yeni isim Nuri Okutan getirildi. Önemli ve dikkat çekici bir nokta buydu. Şimdi yeni başkanlık divanının açıklanmasının ardından Gözler elbette ki Koray Aydın'a karşı olan ve onun istifasını isteyen 15 milletvekiline çevrildi? Bakalım bu vekiller istifa edecek mi yoksa etmeyecek mi? Bunu elbette ki zaman gösterecek.